ülkemizde Alevilerin, Kürtlerin, engellilerin, LGBT artıların, mültecilerin, herkesin bir gerçekten bir ayrımcılığa uğruyoruz sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili Alevi kadınlar olarak da biz uğradığımız hak ayrımcılıklarından bahsetmek istiyoruz. Bunlarla ilgili yapılabilecek olan ulusal ve uluslararası başvuruları en azından elimizde bir belge olsun diye çalışmalar yapacağız. Bununla ilgili Antalya Barosu bize ciddi destek veriyor. Bu proje, birlikte yapıyoruz projeyi. Biz Antalya Barosu olarak kadınlara ve tüm dezavantajlı gruplara yönelik yapılan ayrımcılığa karşı olduğumuzu ve bu ayrımcılıklara karşı hep birlikte mücadeleye hazır olduğumuzu bir kez daha buradan bildiriyoruz. Kadınların yıllarca büyük mücadelelerle elde ettiği haklarına siyasi erk tarafından uzun zamandır kademe kademe çeşitli saldırılarla elinden alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Sizlerin de bildiği üzere son zamanlarda medeni kanunla ilgili yapılması planlanan değişiklikler gündemde. Kadınların mal rejimi, nafaka ve velayet hakkı gibi haklarının son derece tehlikeli bulduğumuz arabuluculuk kurumu ile çözüleceği iddiasını ortaya atıyorlar. Ancak aile arabuluculuğunun uygulamada alacağı biçimi kadınları içinde şiddet olan evliliklere mahkum kılacağı çok açık. Kadınlar zaten yuvanın yıkılması suçlaması, dul kadın yaftası gibi onlarca faktörün baskısıyla ve hepsinden önemlisi çocuklarıyla birlikte beş parasız kalma riski yüzünden kelimenin tam anlamıyla bıçak kemiğe dayanmadığı sürece boşanma sürecini maalesef ki başlatamıyor. Kadın erkek eşitsizliğinin bu kadar yakıcı olduğu, kadınların eğitim ve istihdama katılım konusunda büyük engellerle karşılaştığı ülkemizde aile arabuluculuğu baştan eşitsiz bir ilişki üzerinden başlayacak, süreçte güçlü olan taraf yani erkek, gelenek, görenek, dini teamüller anlaşma sonucunu belirleyecektir. Devlet kendi eliyle kadınları güçsüzleştirecek bir adım atamaz, atmamalıdır. Ama biz içeriğinde daha çok son dönemlerde yaşadığımız ÇEDES ve laik eğitim üstüne değineceğiz. Yani 21 Kasım'da Konya İl Müftülüğü ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cihan Nüma Derneği İl Temsilciler arasında değer veren tarihinden geleceğini inşa eden gençlik konulu eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokolün ardından protokol kapsamında 13 Aralık'ta Rukiye Mehmet Akış Proje Fen ve Teknoloji Anadolu İmamatik Lisesi'nde Kudüs Bilinci konulu bir panel düzenlendi. 17 Aralık tarihinde de bu açıklamayı hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuzdur. Hatta buna tepki gösteren örnekler oldu. Veliler bildiğim kadarıyla suç duyurusunda bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarikat ve cemaatlerle bakanlık düzeyinde protokollerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini açıkça söyledi. Yani itibariyle bunların hepsi Türkiye'de yaşadığımız etnik kökenlerimiz, dillerimiz, yani bunların hepsine eşit mesafede bakmak durumundayız. Yani şu an ezilen halklara da, ondan sonra ezilen kadınlara da, ezilen çocuklara da aynı saygıyla bakabilmeliyiz. Sadece bize yapılan baskının asıl temellerini araştırıp orada müdahalelerimizde bulunmalıyız ve bunu bütün partiler olarak da yapmalıyız. Hukuk mücadelesi başlattım ama dava hala sonuçlanmadı. Gözümü kaybettim. Yani çok zor durumdayım. Yani çok zor şeyler yaşadım ama hiçbir şey olmadı. Aklıma aramadım yani. İşte pandemi döneminde bindiğim servis aracında ben uyarı yaptım. Hani maske takılmadığı için niye maske takmıyorsunuz diye. Yani hiçbir 15 kişilik arada 30 kişi doldurunca bu daha şey yaptım ben biraz. Maske takıldı diye. O anda patron eşi gelip bana darbe etti, gönlümü kaybettim. 3 senedir hukuk mücadelesi devam ediyor. Şu anda ceza davasını kazandım ama Şii'ye gitti dediler. İstinaf mahkemesine gitti dediler. Sonuç çıkmadı. Onay oldu. İşte şu anda maddi manevi tazminat davası açıldı. Mücadele devam ediyorum işte. Bu sebeple biz farklı kimliklere, farklı inanışlara her zaman saygı gösteren ve bunun mücadele destekleyen bir yerde olmalıyız ki bu sistemi değiştirebilirim, bu mevcut sistemi değiştirelim. Çünkü iktidarın ikiyüzlü bir politika izlediğini, yürüttüğünü görüyoruz. Dolayısıyla kadın politikasından tutun da inanışa kadar bu ikiyüzlü politikanın bir şekilde bitmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi de birlikte yapacağımız bir gerçek yani her bir farklı. En basitinden İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olduğumuz bir sözleşmeyken
ve kadın cinayetleri bu kadar arttığı bir dönemde İstanbul Sözleşmesi'nin tek bir gecede feshedilmesi, sonraki tepkiler üzerine 6.284 duruyor. O yasa duruyor. Onunla ilgili alabilirsiniz koruma kararlarını deniliyor. Şimdi orada muhalefeti biraz güçlü gördüklerinde evet şimdi 6.284'e dokunmuyorlar. Ama yarın bugün ne yapacaklarının hiçbir garantisi yok. Kadın olarak böyle toplumlarda, böyle panellerde konuşuyorsak tabii ki isterdim daha güzel yerlere kadınlarımız ulaşsın. İyi ki bilinçliyim, iyi ki buradayım. Mücadeleye devam. Burada odalarımızın yapmış olduğu konuşmalara baktığımızda ya da toplumsal olarak bunu değerlendirdiğimizde elbette ki devletin almış olduğu alevilik sorunu üzerine devletin daha doğrusu alacağı radikal kararlar önemli. Ama baktığımız zaman aslında asıl temel sorunun toplumlar arası bir uçurumun açılmış olması ve Aleviler üzerine toplum baskısının çok fazla olması. Bu da tabii ki siyasi bir olgu olarak devam eden ve bilinçli olarak yapılan bir şey. Evet, genel olarak kadınların istihdamdaki ayrımcılığıyla ilgili bir başlık üzerine konuşacağız. Ben genel olarak kadınlar diye bunu söyleyeceğim. Çünkü kadınlar olarak ayrımcılığa uğruyoruz. Bunun içinde bazı kavramları kısaca vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Bizim ayrımcılığa uğramamızın bir nedeni toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Önce şöyle bir şey söyleyeyim, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini açıklamadan önce. Şimdi kapitalist sistem, insanların kafasında şöyle bir şey var. Sanki sadece bu ayrımcılık, eşitsizlik kapitalist sistemle gelmiş gibi algılanıyor. Oysa ki bütün ayrımcılıklar kapitalist sistem için üretim aracıdır, bir girdidir. Yani bu sistemden önceki sistemlerin yaptığı ayrımcılıkları kapitalist sistem kendi öznelinde değerlendirip daha da derinleştirerek kendi çıkarına doğru kullanıyor. O nedenle yaşadığımız bütün ayrımcılıklar sadece kapitalist sistemle ilgili değil, ondan önceki sistemlerden doğan ayrımcılıklarla birlikte mücadele ediyoruz. Dolayısıyla çok da derin bir eşitsizlik yaşıyoruz. Yani bu kadar az temsil edilmemizin nedeni aslında hepimizin bildiği gibi erkek egemenliği. Yani bu dünya önünde engeller var. Yani o engelleri aşabilmek her bir aşamasında işte akşam mesela akşamları sokağa çıkarken eğer karanlıksa adam arkadan da bir adam geliyorsa ben İstanbul'da bunu çok yapıyorum dediniz. Geriye doğru çekiliyoruz ki adam öne geçsin. Biz daha güvenli yürüyelim diye. Yani bütün bu sokakların aydınlanması bile aslında bizim siyasetteki şeyimizi belirliyor, durumumuzu belirliyor. Çocuk niye kreşe açmazlar mesela? Ya ben öğretmenim, yani aranızda öğretmen olan arkadaşlar da var. Bizim hiçbir zaman kreşimiz olmadı. 50 yıl önce de olmadı, 60 yıl önce de olmadı, bugün de olmadı. Bütün bizim kadın öğretmenler çocuklarını ya anaları babaları bakar ya da okulda 3 yaşından sonra okula gelir. Şimdi durumumuz bu. Tabii ki bunları biz mücadele ederek aşmaya çalışıyoruz. Bir kere bunu bir şey yapalım. Bu işin bizim inancımızla, bizim kimliğimizle ilgisi var ve Türkiye'de en görünmez nefret suçunu ve ayrımcılığını yaşayan da Alevi kadınlar. Ve o yüzden biz bu toplantıyı şey yaptık, işbirliği çalıştayı dedik adına. Biz bunun artık görünür olmasını, biz bunun belgelenir olmasını, raporlanmasını ve bununla ilgili yapacağımız yasal bir şey varsa, bir dava açma süreci, bir yere başvurma süreci varsa biz bunun için harekete geçmek istiyoruz. O yüzden de siyasi partileri de çağırdık, sendikaları da çağırdık, Alevi kurumlarını da çağırdık, yerel dernekleri de çağırdık. Burada Antalya'da Türkiye'de ilk defa böyle bir çalışma yapılacak Aleviler arasında. Bunu da bir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şubesi yapacak.